hukukçular olarak hem Kürdistan'da hem ezilen ve sömürülen tüm halklara mensup, Türkiye halklarına mensup hukukçular olarak birçok mücadele geliştirdik. Bu noktada içerisinde ÖHD'li avukatların da olduğu 1330 avukat Adalet Bakanlığı'na Ocak ayında bir görüş başvurusunda bulunduk. Aslında bu görüş başvurumuzla gerçekleştirmek istediğimiz şey, bu geliştirilen mutlak haber alamama hali bakımından bir duyarlılık oluşturmak ve yetkililerce tarafımıza bu noktada açıklama yapılmasını sağlamaktı. Ancak gelinen aşamada gerçekleştirdiğimiz başvuruya hiçbir cevap verilmemiştir. Bu noktada bugün Ahmet Barosu'na, meslek örgütümüze, başvuruda Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmış hukukçular olarak bir başvuru gerçekleştirdik. Ben bu noktada geliştirilen bu hukuksuzluğa karşı hem de avukatların mesleki faaliyetlerini yapamamaları haline ilişkin de gerekli girişimlerde bulunmalarını isteyen bir başvuru gerçekleştirdik. Rastı mı hemen deman viserle danedi sekir bu. Baroya amedici jbo şikandına tecrida grava imraliye hunek henek xebate van hebu lebele hatta bir rojeci jbo şikandına tecridi berpirsiyaran gaveki navetine o dahuyaniya demekinizi kuvvezarete dadi da bu inkara tecrite kiribu lebeli çıxasçı avu bebejin tecrit tüneye gotun avan tecrit naite şikandı rastiye ki vi mijareheye rastiye uji evaku ev tecrit eva demek ki direj berdevamdı ki u jibo ku rakirin aviji fermiyet eda gaveki nahatiye avetin. Le hatan ha avs ne serletaneme ne khabateme bersiv nahatiye dayin. Çıkas bersiv neyde dayinci emdizanın ku ev mijareki dve maftare u bivi maftariye emi hata encam bigirin emi khabate fe berdevam diken. İmralı Ada Hapishanesi'nde 38 aydır mutlak bir iletişimsizlik haliyle yürütülen bir tecrit uygulana gelmektedir. Bu tecrit kendi içerisinde Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından kesintisiz bir şekilde uygulanmaktadır. En temel hakların bile ihlal edildiği bir süreç kendi içerisinde siyasal ve hukuk dışı bir şekilde yürütülmektedir. Biz de Diyarbakır Barosu olarak geçmiş dönemlerde bu tecritin sonlanması için gerek Adalet Bakanlığı'na, gerekse Türkiye Barolar Birliği'ne, gerek kurumsal açıdan, gerekse de avukat arkadaşlarımızın başvuruları üzerine bu tecritin sonlanması ve en temel hakların bile ihlal edildiği bir sürecin sonlandırılarak en azından temel hakların uygulana gelmesini talep etmiştik. Ve ayrıca aslında bu hususa dair de şu noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. Avukat arkadaşlarımız gerek aile görüşü, gerekse telefon görüş hakkından yoksun bırakılan Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından avukat arkadaşlarımızın mesleki faaliyetlerinden yoksun bırakılarak avukat görüş yasağının da keyfi ve hukuk dışı bir şekilde alındığı bir süreci de bu dönem bizlere yansıtmaktadır. Biz Diyarbakır Barosu olarak Diyarbakır Barosu üyesi avukat arkadaşlarımızla Türkiye'deki diğer avukatların mesleki faaliyetlerinin engellendiği bu süreç içerisinde arkadaşlarımızın bizle yapmış olduğu başvuru neticesinde hukuki süreci geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Gereken başvuruları yaparak gerek mesleki faaliyetleri engellenen avukat arkadaşlarımız açısından gerekse de Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından temel hakların ihlal edildiği bu sürecin sonlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.